بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Temaşa-i cemal-i sübhani, Hakk'ın cemalinin temaşası ancak diyor Hazreti insana mahsustur. Hazreti insan sayan yani eşref, ekrem, ikram edilmiş şerefli hakikatindeki sır Hazreti insan. Bu mananın mahiyeti çok geniştir. Zaten alemin icadında bir sebep Hazreti insan ki şüphesiz alemlere rahmet ve alemlerin icadının sebebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Hazreti insan sebebine bu alem icat olmuş ve bu alemlerin sadr-ı cemilinden tecellisi, çünkü cemali temaşa ancak onun sadrından, onun safhaniyetinden, onun halifeliğinden, yeryüzündeki Hakk'ın temsilcisi nispeti âlâ Zat-ı ilahiyesine ve cemal-i ilahiyesine tam bir ayna, kemalen. Bu manada melekler tekamül etmiyorlar. Bu işe terezzüt etmiyorlar. İnsandaki sır Hak'tan. Evet. Bizim için nedir? Melekler gayiptir. Bilmiyoruz. Arş gayiptir, kürs gayiptir, bilmiyoruz. Efendim, daha nice gayb var bizim için değil mi? İşte bu gayba müttali ve ilm-i ledün sultanı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu manayı tebşir ile cümle enbiyanın da, cümle evliyanın da sertacı ve göz bebeği en mükemmel manada Zat-ı İlahiyyesine avdet ettirip layık kılacak ve nispetini yükseltecek Zat-ı Kerim ile inanılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu manada sahip sohbetlerde söylediğimiz gibi ve Ehlullah'ın da kasteten kavsamız İmam Efendi Hazretleri'nde beyan ettiği ve buyurduğu gibi her asırda diyor bir Muhammedi mana sadrında, sadr-ı cemilinden temaşa ettirecek cemali bir Muhammedi varis olur diyor. Bu Muhammedi varis aynıyla nübüvveti hariç diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği manayı onun cihetinden ve onun aynasından aynısıyla bizlere bu işin taliplerine ve insana ve aleme ve alemin nizamına ve müsaademe etmemesine, yani bu alemin dağılıp gitmemesine müsaademe etmesi, yani dağılıp gitmemesine, çarpışmamasına rahmettir. Zira eğer Muhammed'in nur bu alemde bulunmamış olsa ki Efendimizle beraber gitmiş olsaydı, alem müsaademe eder, çarpışırdı. Çünkü o nur ile bu alem ayakta durmakta, kayyum olan Mevla tutmakta. Evet, her Muhammed-i varis bir
iznillâ ayniyle bu manayı ne yapar? Bulunduğumuz zamanı hakkın inayetiyle yarattığımız zaman dilimine ne yapar? O nurun hürmetine alem ve mahlukat rızıklanmakta ve alem ayakta durmakta ve insan insan olma hassasını o nur ile tutmakta ve buna talip olanlara bu manada nispetini yüceltir, ondan seyr-i sefer etmesine sebeptir. Şu bilinmelidir ki, Hazreti Ömer'in İran'ı fethetmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetinedir. Şu bilinmelidir ki, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in Mekke, Medine, Taif, hariç gerisi Arabistan, İslam'dan döndü ve döndü de Hazreti Ebu Bekir Sıddık her birinin üstüne orduları sürdü, yürüdü ve dönemezsiniz. Çünkü İslam'a girdikten sonra ondan çıkmak, ayrılmak, mürted olmak ki şer'i şerifte ve evamil ilahiyede bunun neticesi nedir? Bir kimse eğer İslam olmadan gayrimüslim ise bu gayrimüslim İslam topraklarında nedir? Zımmidir. Koruma altındadır. İslam devletinin koruması altındadır. Ve onun hakkı ve hukuku daha titizlikle riayet edilir. İnancında zorlanmaz. Kilisesinde, harbasında, sinagogunda zorlanmaz. İbadet yerlerine dokunulmaz. İnancında baskı uygulayıp da değiştirmesi zorlanmaz. Hak ve hukukları titizlikle riayet edilir. Lakin bir kimse ki İslam olduktan sonra yok ben beğenmedim geri dönüyorum demesi bu kimsenin mürted olup o hakkı mümkün olduğundan mütevellit onun efendim cezası İslam'da bellidir. Hazreti Ebu Bekir de bunu ne yapmıştır? Tatbik etmiştir. O seferi düzenleyip Mekke Medine harici ve Taif harici diğer Arabistan'daki çıkan kargaşayı durdurmuş ve izinle Hazreti Ömer'e bu da Efendimiz'in nurundandır. Kapı açır ve Hazreti Ömer Hulefai Raşid'in dört halifenin döneminde o günkü kabile, Afganistan kabile ve hatta Afrika'nın bir kısmı ve birçok yerlere İslam'ı tebliğ için sahabe-i kiram ve tabi'in Allah'ın izniyle seferler olmuştur. Bu 30 küsur yıl içerisinde ve Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh ecmain vakasından sonra tekrar cihad ve efendim sefer devam etmiş ve bildiğiniz Kurtuba, Endülüs, Kuzey Afrika ve neredeyse Eyyub el-Ensari zamanında malumunuzdur Sultanımız Eyyub el-Ensari radıyallahu anh İstanbul surlarına kadar gelmiş kapısına dayanmıştır. Çünkü niye? Allah'tan gelen bu nimeti onlar bildiler ki Habibi Edibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu nimeti, Hakk'ın nimetini tüm alemin ve mahlukun bu rahmeti görmesi, bilmesi, duyması için ve buna nasiplisi olan, müşterisi olan taliplerine ulaştırmayı en başlıca vazifesi bilmişler. Eyyub el-Ensari 90 küsur yaşlarında bir zat-ı kerim iken evi bağı bahçesi var. Çoluk çocuğu torun torbası var. Ama ne işi var? Yezid'in kumandasında Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'in kumandasındaki bir orduda İstanbul surlarına gelir. Bu bölgeyi, bu beldeyi elhamdülillah ne yapıyor? Allah'ın izniyle o Muhammed'e doğru getirerekten şereflendiriyor. Ve o manayla beraber, cismiyle beraber şereflendiriyor. Bundan mütevellet aziz kardeşlerim, onların hayatı, gayesi bundan ibaretti. Allah'ı bilmek ve Allah'a kulluk.
Bugün müminler de bu şuuru ferasette emre bil marufa ve nehyani münkere ve hasreten bize bu nuru getiren Muhammed'in manayı vesair meşayihin ve ulemanın bu ehl-i sünnet çizgisinde Rabbimizin bizden istediği, razı kıldığı, razı olduğu ve kemale erdirdiği ve nasıl yapılması gerektiği istediği şeyleri bunlara uygun bir surette ve manada riayeti ümmetin lazımdır. İnşallah niyetiniz Cenab-ı Mevla'dan bu manada ümmetin verasetini inşallah açık etsin. Basiretini açık etsin inşallah. Ki şu anda bakıyorsun ki İslam alemi ümmet-i Muhammed zillete düşmüş. Birçok deccali ve şeytani bunu bakanlarla Müslümanları ayrılığa, gayrılığa, mezhepsel, etnik, kimlik, efendim çeşitli işte kavmiyetçilik şeyleriyle ne yapıyorlar? İslam'ı ve Müslümanları bu manada bilmek istiyorlar. İşte bu açıdan Müslümanlar uyanık olmalı. Müslümanın kimliği İbrahim'idir. Müslüman Hanif'tir. Müslüman Allah'a teslimdir. Müslüman ıslah için, hidayet için, irşad için, Allah için bu vazifeyi ki hidayet, irşad, şüphesiz Allah'ın takdiriyledir. Ama bunun vazifesi de bunları tatbik etmesi ve bu vazifeye her bir kimse kendi elinden ve nispetince, gayretince ve o güzellerin çizgisi ve istikameti doğrultusuna gayret etmesi hasreten bu zamanda farzdır. Zaten Müslümana emr-i bil maruf nehyan-ı münker nedir? Vacip olmakla beraber bu durumun vehametine baktığımız zaman, zamanımıza baktığımız zaman artık farzın üstünde. Şüphesiz en yapılan ufak bir şeyi küçük görmemeli. Küçük bir hizmet dahi. Hani dedik ya akşam burada, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşu ölmüş bir çocuğu teselli etmek için gidiyor ona taziye veriyor, başın sağ olsun diyor. Bu kadar efendim ehemmiyetlidir. Bunun küçüğü yoktur. Hani beyaz İslamiye kaddesallahu sırrını ve esrarını diyorlar. İsmi azam hangisidir? O da diyor ki, siz bana ismi asgarını gösterin, ben size ismi azamı söyleyeyim. Allah'ın ismi büyüktür. Ya Musa, sana bir hurma da versem, sen onu büyük büyük bil. Evvela, hasreten, müminler, Müslümanlar, zilletten, İzzete çıkabilmenin önünde ciddi bir gayret vardır ki o da şudur. Bizler gerçekten Allah için birbirimizi seveceğiz. Çünkü Allah sevmiş de Habibi Edibini var etmiş. Allah sevmiş de Habibi Edibini muhabbet etmiş de alemleri onun hürmetine var etmiş. Ve sevmiş de bütün mahlukatı ve bizleri yoktan ne yapmış? Var etmiş. Öyleyse insan olmanın hasreten ve ona ümmet olmanın şerefi çok büyüktür. Bir defa bu vazife dahi sıfat-ı insaniyeti taşıman, suret-i insaniyette dahi olsa, sıfat-ı insaniyeti taşıman, resmi insaniyeti üstünde bulundurman, belki manam, belki manam artık neyse, manem nesh olmuş, suret değiştirmiş. Allah muhafaza, resmi insaniyeti taşıman bir defa şunu gerektirir. Resmi insaniyet mutlaka tebliği ahlak ile ahlak-ı hamideye tebdil olmalı. Yalan, gov, gıybet,
iftira, çakıl taşı ağzında gezdiren sahabe, malayani konuşmamak için icap ettiğinde konuşan sahabe, cennetle müjdelenmiş o mübarek zat dahi, malayani gereksiz bir şey sarf etmemek için ağzında çakıl taşı gezdiriyor da, bize ne oluyor ki? Kalkıp, halkın maruf gördüğü, ümmetin kendisi hakkında hüsnü zannettiği ve meşayihin de kendisine hususi himmeti ve muhabbeti olduğu tespit ile ve Cenab-ı Mevla'nın da aşikar onca zahmete, onca verilmek istenen sıkıntıya rağmen inayet ettiği kişi ve kişiler hakkında suizana düşüyoruz, iftiraya düşüyoruz. Bilirsiniz, malumunuzdur. Gaza meydanında sahabeden birisi bir kimse la ilahe illallah dedi de gene de onu ne yaptı? Öldürdü. Bunu getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? Neden yaptın dedi. Niçin yaptın dedi. Onun diyor sen diyor kalbini mi yardımda baktın diyor. Bunu sen neden yaptın? O kadar tekrar etti ki diyor ben yer aradım ki o yere yerin içine gireyim de icabından yaptığıma diyor o kadar da pişman oldum. Efendim bu sahabe Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı görmüş. O meydanda küffara karşı kılıç kuşanmış o seyfide o kılıç ile küfrün ve batılın belini kırmak için meydana çıkmış. Bizlere ne oluyor? Belki idrakında vukufiyetimizin olmadığı hususlarda zanna ve suizana düşüyoruz. Mümin, Müslüman suizana düşmeyeni bilmelidir ki biz birbirimizi eğer tövbeye davet ediyor, eğer tövbeye de icabet etmiyorsa olmaz. Fakir her zaman şunu söylüyor. Eğer benim bir hatamı gösteren ve bu hatamı da bana güzelce izah eden ve bu meseleyi de benimle istişare eden bir kardeş, bir kimse, benim canım, benim başım, benim başımın tacıdır. Yeter ki gerçekten bir mümine ve ahlakına yaraşır bir surette ve şekilde gelsin de benimle istişare etsin. Ama nerede? Değil bunu senin benim gibi siz tenzih ederim, benim gibi avamlar, bunu halkın üstü zannettiği bir kimse yapıyorsa eğer yazık. Öte taraftan sünnet-i seniyye ve ahlak-ı İslamiye ve meşayir-i kirama mütabaat edip de onlara muhabbeti olduğunu söyleyen sufiyet takımı, müridan ve dervişan takımı, hususen bu iş biraz elbet balık da baştan derler. İşte bugün bakıyorsun kurban, ülema ref olmuş, babiyim kapanmış, baş olma sevdası çoğalmış. Sofiye ne yapsın? Dervişan ne yapsın? Takunya seslerinin çoğalması oranın manada ve maddede hak ve gerçek olduğunu göstermez. İslam'ı bize getiren 300 küsür tane sahabe-i kiramdı. İslam gariptir kurban. Bir şey çoğunlukla, kemiyetle anlaşılmaz, keyfiyet. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
Ama hakkı, ama sabrı, ama sabır mı Eyüp'ün sabrı? Ama sabır mı Yusuf'un sabrı? Ama sabır mı Yakup'un sabrı? Bedel vermişler. O Eyüp'ün aleyhisselamın hanımı 40 sene ona hizmet etmiş. Elbette ki o ayağın dibinden çıkan sudan yıkanmaya o bedel ile layıktır. Biz neyi bekliyoruz? Bedensiz, Hazreti Hacer gibi teslimiyetsiz, Hazreti İsmail gibi teslimiyetsiz, biz bir bedel vermeden ayaklarımızın dibinden bir suyun çıkmasını, dertlerimizden bir an önce kurtulmamızı mı bekliyoruz? Bedensiz olmaz. Siz, sizden öncekilerinin çektiğini çekmeden cennete, cemale gireceğinizi, göreceğinizi mi zannediyorsunuz? Bizler öyle mi zannediyoruz? Hayır. İnsan halife-i sıfatı üstünde madde ve manayla, o hal ile, o vakal ile, o hali manasını suretinden, siretinden suretine gözükmelidir. Ama nerede? Ne halimiz kaldı ama vaktimiz malayaniye, dünyaya, efendim, haklı olmaya haksız, efendim, hakkı bilmeden, üstün gelmeye, üste çıkmaya, adım satmaya, ümmetin derdindeyken, Allah için dertlenmek varken, bakıyorsun Suriye takımı da, falan nasıl? Oo, şöyle sultanıymış, böyle kötüymüş, adam satarmış, bilmem ne yaparmış. Koskoca Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'ye bazen kimseler haddini bilmezler. Vaktinde o sultana, o Allah aşkıyla yanan kimseye ne demişler? Hakaret etmişler. Lut kavminin de iyiliğini işitiyor demişler. Hayret ediyorlar. Hazreti Lut'a da Cenab-ı Mevla delikanlı suretinde gönderdiği melekleri, o kavim onları hanımı ihbar etti. Bak, efendim, evliya ise bileydi hanımının ne olduğunu. Vallahi şimdi öyle diyoruz değil mi? Feraseti olaydı. Ferasetiyle göreydi. Faradan adamı bileydi. Allah Allah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çadırına 4 melek girdi. Sureti insan zılığında. Onlara buzağı kesti, sofra hazırladı da. Onlar biz yiyip içmeyiz ya İbrahim, biz Allah'tan elçileriz, melekleriz deyince bana da bilmedi. Peygamber de. Demek ki bizde eksik bir şeyler var. Allah dilemedikten sonra peygamber de bilmiyor. Allah dilemedikten sonra veli de bilmez. Allah dilemedikten sonra kimse bir şey bilemez. Allah diledikten sonra bir kimseye, dilediği kimseye şefaati, dilediği kimseye ilmi, dilediği kimseye katından nimeti vermeyi murad etmişse, onun derinde bir nimet ve o ölçüyle, hakkın iradesiyle, inayetiyle, ikramıyla, bu nimet vesilesiyle bir şeyleri eğer gönül aleminde aşullah olmuş kimse bir şeyleri söylüyorsa, o da yine Allah'ın lütfundandır. Müstakil kendi ilminden değildir. Allah'tan gayrı değildir ehlullah ve enbiya. Ancak Allah ile söyler. O nefsinden enbiya ve enbiya ve meşayih nefsinden bir şey söylemez. Nefsine arif olan Hakk'a ve Rabbine ariftir. Rabbim sayılarını artır. Ve Lut'un hanımı gitti ihbar etti. Dedi bunlar içeri delikanlı falan almışlar. Onların da fiili belli. Ha. Kökte ne varsa dışına o sızar. Bir kimsenin ahlakı hırsız hırsız. Herkese hırsız zannedebilir. Affedersin, Lut kavminin fiilini işleyen bir kimse kendi fiilinde ve haletinde yapısında olduğundan çevreye o gözle bakabilir. Karı satan adam herkesi kendi gibi görebilir. Efendim, evliya hakkında da tövbe etmiş bir şifafiye. Eski ahbapları düşmüşler peşine. Malumunuz hepinizin. Ne valeydi de içmeye gidiyor demişler.
kalbi iyat, bir eşkıya ya. Sahabe-i kiram puta tapar, şirk işler, zina eder, haram yer, faiz alır, zulmeden bir kavim. Allah onları iman ile şereflendirdi. Ama münafıklar hiçbir zaman şu ahlaklarından vazgeçmezler. Hâlâ onları bir menfaat için o kapıya yanaştıklarını zannederler. Kişinin ahlakı neyse karşındakini. Çünkü niye? Mümin hakkın aynasıyla cilalanmış, hakkın tecelligah olan aynasıyla enbiya ile, evliya ile irşad edilmiş ve hidayet ona elhamdülillah nasip olmuş, o ayna ile cilalandığından mütevellit kişi kendini görmekte. Ne diyor Ebu Cehil? Sen ne kadar çirkin bir kimsesin diyor ya Muhammed. Haşa. Doğru söylersin diyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz geliyor. Sen ne kadar hoşsun. Senden daha yüzü güzel bir kimseyi görmedim ya Resulallah diyor. Doğru söyledin diyor. Ya Resulallah, ona da doğru söyledim, buna da doğru söyledim. Nedir bunun hikmeti? Çünkü ben diyor hakkın aynasıyım. Bize bakan kendine görür diyor. İşte kim mümine nasıl bakıyorsa, kendine ne varsa aynada kendini görür. İnsan Allah'tan korkmalı. Bir Müslüman, bir mümin için gelişi güzel konuşmamalı. İşte bizi yolda bırakan bu. Ya hidayetle de mümkünse ya Rabbi hidayet eyle. Ya da ya kahhar sana havale eyledik. Arzı fasid eden, rızk eden, bu manada berbat eden bu kimseleri münafıkane ve şeytani hissiyatlarla ümmetin içerisinde ümmetin halini ve durumunu Allah'ın yolunda istikamete, ihlas ile yürüyen kimselerin yolundan alıkoyan şeytanın vazifesi nedir? Hak yolunda olmaya arzu eden ve o yola talip olan kimseleri o yoldan döndürmek. Ama Cenab-ı Mevla ne diyor? Allah'ın salih kulları, Faruk kulları, onları her ne kadar istersen yoldan çıkarmak, yoldan ayırmak, evet belki bir an şöyle bir hataya düşer. Adem Safiyullah gibi. Ama o ne der? Ya Rabbi ben nefsime zulmettim der. Bizler nefsimize zulmettik. Bizler cahillerden olduk. Sen bizi affeyle. Ve rahmetine sığdır. Şeytan gibi kabahatın üstüne çıkıp da bunu örtmeye, hakkı gizlemeye, hakikati saklamaya çalışmaz. Allah'ın seçkin kulları evet belki bir an bir hataya düşse de onlar hakkı görür, batıldan feragat eder, batıldan iştinab eder, hakka ne yapar? Tabi ve muti olur. Azizim, Cenab-ı Mevla şeytana ve nefsin hileleri ve bu manada ona muti olmuş kimseleri ehl-i imanın önünden inşallah bir an evvel kaldıralım. Geri kalan o hakka talip olan kimselerin de inşallah tekamül ve kemal ile inşallah o ihlas sahiplerinin hürmetine, onların istikametine vasıl edelim. Onların ayaklarını kaydırmak da zaten nefsin ve şeytanın ve fasit kimselerin, müfteri olan kimselerin derdi, hasseten haset olan kimselerin derdi. Bazı kimseler Peygamber aleyhissalatü vesselama bakarlardı. Onu haset ederlerdi. Çünkü için getirdiği sözler öyle bir sözlerdi ki bir insan sözü olmadığı belli. Ondaki vakar, ondaki heybet, ondaki kemal hasetleri kıskandırırdı. Bugün de Muhammed'in nuru
Allah'ın katından inayet ve nimet ikram ettiği kimseleri haset edenler. Onun etrafında o nimetten müstefit olmak için gayret edip de, talep edip de müşterisi olmak isteyen kimseleri o şahsı haset ettiğinden o fesat, o şahsa türlü nefsi ve şeytanıyla tuzaklar hazırlar da onu o yoldan koymak ister. İşte buna da ne diyor Ehlullah? Bunlar merbuttur. Hakka riayet etmek ve talep etmek gayesiyle hakkın yolundan alıkoymaya çalışan kimse hem hain hem de diyor merbuttur. Hastalık büyük. Hastalık şeytanın hastalığının aynası. Bir kimse ledünni, kalbi, ilmi bir mesele bahsetse de o mesele illaki bedelsiz, imtihansız o kimseye nasip olmaz. Ve bunu birileri fark etse ondaki sadri ilmi, ledünni ilmi sunuhat ile söze ruh giydirme halini gördü de hasreten şeytan gibi ne yapar? Haset eder. Şeytan da zaten Adem'e verileni gördü de haset etti de secde etmedi. Ne yapar? Şeytan da eder. Nasıl? Sureti Hak'tan. Kisve-i İslamiye ile. Hem de Allah diyerek de Allah'tır. Efendim, ben nefsime arif değilsem Rabbime arif olamamışım. Ben hakkı batıldan ayırt edememişsem mutlaka hakkın içerisinde batıl karıştır. İşte en başlıca sorunumuz, en başlıca derdimiz, en başlıca sıkıntımız şudur ki bilmediğimiz mevzular, konular hakkında ne yapıyoruz? İllaki kalkıp da yorum getiriyoruz. Kurban. Koca İmam-ı Azamlar, koca İmam-ı Şafiler gelmişler, imtihan etmişler de 40 soru sormuşlar. 36'sına bilmiyorum demiş. Madem bu postun üstünde oturursun, başında da bu kavuk, bu sarı vardır. Nasıl bilmezsin deyince gel bu şiptenin üstünde sen otur bu kadar. Kolaysa. Allah'tan korkmuşlar, titremişler. Geceleri Mevla'ya sığınmışlar, zikretmişler. Ya Rabbi sen katından bana bir ikram etmezsen ben bu manayı Allah muhafaza, sen muhafaza eyle. Ben bu manaya eğer noksan, eksik, yanlış bir şey söyler de halkı bu manada yönlendirirsem bunun hesabını benden sorarsın diyerekten gönülleri ürpermişler. Haşyet ile titremişler. Öyle kolay kolay ha budur da dememişler. Ama bakıyoruz bir anda her mesele hakkında ne yapıyoruz? İleri geri konuşuyoruz. Ama camiye de baksan boş. Bu şeytani hastalığın bir an önce, bu nefsin efendim hastalığının bir an önce kişiye neyi lazım? Tedavisi lazım. Buna ne lazım? Merhem lazım. Bu merhem de kimde? Bu kalp hastalığının merhemi de kimde? Tabibel gulub olan varisi Resul'de. Nefs ne yapar? Muhaliftir, mugirdir, münkirdir. Onu görse de hasedinden o nuru münkiratından tevellit, inkar etmeye meyyaldir, meyillidir. Hem onu taklit etmeye çalışır. Ama beceremez. Niye? Çünkü kurban. Resulullah ağzını açtığı zaman aleyhissalatü vesselam rüzgar dahi dururdu, onu dinlerdi. Sahabe ihlas ve muhabbet ile muhabbet damarından ve kanalından benzedi. Taklitleri tahkik oldu. Gönüllerindeki hal hakikat oldu. Gayesini çıkarttı,
Muhabbeti Resulullah ve muhabbetullah ile doldu. Gerisini kaldırdı, attı. Allah için olmanın ve bunun için bu arzda olduğunun farkına vardı Eshab-ı Kiram. Rabbim inşallah bunların haliyle hallendirsin. Manasından müstefid olsun. Cenab-ı Hak bu nefsin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Ve bu nefsin tuğyanından, hakka münkiratından bizi götürmek istediği o haktan ayrı düşürüp de dehşetli azaba götürmek istediği en hafifidir, en hafifidir. Cehennem azabı en hafifidir. Allah'tan ayrı düşmek, gönülden düşmek, onun arşından düşmek. Bu nar-ı cahinden daha eşittir, daha şiddetlidir. O yüzden azizim, bilip bilmeden, kimde ne var ne yok bilmeden, iki kelam ile Hakk'ın inayetine mazhar olmuş ve söze ruh giydiren Ricalullah'a dil uzatmanın bedeli ağır olur. Allah böyle bir halden muhafaza eylesin. Çünkü gönlü arşullah'tır. Bu gönülden düşmek, yedi kat katta, yedi gökten yere düşmek gibidir. Cenab-ı Mevla muhafaza eylesin. Öyle kimselerin gönlünü incitmekten bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Mevla erbab vasileti anlamayı, bilmeyi ve onlara inşallah hizmetinde hadim olmayı bizlere nasip etmek isterdiniz. Bu Muhammed'in nuru inşallah bizlerde de inşallah tecelli ettirsin. İnşallah o nur ile huzur-i ilahiye erişip de buradayken razılardan olak da inşallah cemal-i didarı hiç bilmediğimiz bir surette de tecelli etse sen bizim Rabbimizsin diyen kimseler refik etsin. Biz de o kimselere haşreylesin inşallah. Kişi sevdiğiyle beraber hakikatini Rabbimizin sevdikleriyle beraber olma niyazında dua ile Rabbim bizi sevdiklerine sevdir. Bizleri inşallah onlarla beraber eyle. Onları bizleri onlara muti kıl ve bizleri inşallah onlara refik eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e sahil selamet kıl. Ya Rabbi zalimlerin el planlarına fırsat verme Rabbi. Nefs hastalıklarımızın tabibine inşallah bizleri vasıl eyle Rabbi. Ümmet-i Muhammed üstünde dönen bütün filmleri, entrikaları, hileleri, yapılan desiseleri, bütün ne kadar efendim ümmet üstünde planlanan şerleri hepsini inşallah o yapan zalimlerin üstüne teferref eyle. Bizim de halimizi razı olduğunu hal üzere tebliğ kıl ki siz nasıl yönetilmek, nasıl yaşamak isterseniz ki halkın muradı, hakkın muradıdır hakikatince, bizim muradımız senin rızan olsun ki halimizi istediğin, razı olduğun hal üzere tebliğ kıl ki inşallah ümmetin üstündeki bu esen celal rüzgarı dinsin. Halimizi razı olduğun hal üzere olanlarla tebliğ eyle ya Rabbi. Bütün İslam alemi üstünde, ümmetin üstündeki bu sıkıntıları deferef eyle. Hasreten Suriye'yi, ya Rabbi, bütün İslam alemini, Afganistan'ı, Doğu Türkistan'ı, Pakistan'ı, Irak'ı, binlerce mazlumun ezildiği ve her yerde İslam, Müslüman kanın döküldüğü, her yerde de bu esadı en garip bir zamanda deferref et ya Rabbi. Bu zalimlere kuvvet, havl ve kuvvet sendedir. La havle ve la kuvvete illa billah demişiz ve buna iman etmişiz. Sen fırsat vermezsen kimse bir şey yapamaz. Ya Rabbi artık onlara fırsatını kes ya Rabbi. Halimizi razı olduğun hal üzere tebliğ eyle ki maksadımız ve muradımız hak olsun, rızan olsun ki bu zalimlerden defer ref olsun inşallah. İlahi ya Rabbi, ıtına sızdık, kapına geldik.
Zira hal ve kuvvet sendedir. Niyaz ediyoruz ya Rabbi, o mazlumlar hürmetine, veli mühürler hürmetine, ricalullah hürmetine, haseten Habibi Edibi'nin nurunu taşıyan Muhammed-i Varis hürmetine ve Habibi Edibi'nin ve Arş-ı Kürsün hürmetine. Ümmet-i Muhammed'e sahip selamet kalır inşallah. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bi hürmetin tahta Yasin, bi hürmetin sırrı Sûret-i Fatiha.